Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Günün hangi saatinde ya da her nerede birbirimize denk geldiysek hiç fark etmeksizin benim videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Abone olan, olmayan herkese ama herkese benim videolarım geçerlidir. Yapmış olduğum açımları zamansız bir zamana niyet alarak yaptığımı, hangi tarihte karşınıza denk gelirse gelsin gönül rahatlığıyla izleyebileceğinizi bilmenizi istiyorum. Artık bu repliği böyle bir hani sabırla dinleyen bütün izleyicilerime canı yürekten teşekkür ediyorum. Varlığınıza sonsuz sınırsız şükürler olsun her şeyden önce. Her zaman söylüyorum. Sizler benim dileklerimi, dualarımı, niyetlerimin karşılığısınız. Rabbime sonsuz sınırsız şükürler olsun. Sizler benim şükür sebebimsiniz her şeyden önce. O yüzden bizi bir araya getiren, buluşturan, kavuşturan Rabbime sonsuz sınırsız şükürler olsun. Şimdi size böyle bir günlük dua ritüelimi bitirdikten sonra artık 8 Mart ve Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Sonsuz şükürler olsun ki Yüce Rabbim beni sizler kadar güçlü kadınlarla bir araya getirdiği için, kalbi güzel, nuru güzel, enerjisi güzel insanlarla bir araya getirip buluşturup kavuşturduğu için her şeyden önce sonsuz şükürler olsun. Sizler olmasanız zaten bu hayat yürümez. Bir kadın her şeydir. Annedir, eştir, dosttur, sırdaştır, evlattır her şeyden önce. O yüzden yani kadınların kıymetini sabahlara kadar konuşsak zaten bitiremeyiz. Hepimiz elhamdülillah sonsuz şükür olsun kadınızla. Evet belki bazen değeriniz, kıymetiniz bilinmiyor olabilir. Değerinizi bilmeyen insanlar için hayatınızdan, ömrünüzden belki çok fazla şey götürmüş olabilir. En çok da zaten vermiş olduğumuz emeklere acırız biz bir ilişki bittiği zaman. Harcadığımız zamana, emeğe, döktüğümüz gözyaşlarına acırız. Ancak bunların ya da bu yaşadıklarımızın kendi hayatımızda, kendi hayat döngümüzde muazzam bir sınanma, bir sınavdan geçiyoruz. Ve bu geçtiğimiz sınavların da her türlü ödülünü, hediyesini, karşılığını alacağınızı canı yürekten bilin. İlahi adaletin nereden tecelli edeceğini, tecelli ettiğini canı yürekten bilin. Bunun bilincinde, bunun farkında olduğunuz sürece de Allah'ın izni kuvvetiyle her türlü kat kat daha iyisinin, daha güzelinin hayatınıza gelmesine kapı açmış olursunuz. Olumsuz enerjilerden uzak durun. Bugün sizin gününüz. O yüzden mümkün olduğunca hani gururdan, egodan, çatışmalardan mümkün olduğunca uzak kalınması gereken bir zaman dilimi. Özellikle de anne çocuk arasında, anne oğul arasında gerilim tartışma sürtüşme çıkabilir, anne kız arasında gerilim tartışma sürtüşme çıkabilir, anne figürü kızıyla oğlu arasında kalabilir, geliniyle damadı arasında kalabilir, kadın erkek arasında bir anne mevzusu yüzünden bir gerilim sürtüşme tartışma çıkabilir. Ya da annelikle alakalı bir konu, bir mevzu yüzünden. Ama gün geneli itibariyle duygusal anlamda çok fazla gerilimli olabileceğimiz bir durumdan geçebiliriz. Anne figürlerle gerilimler yaşama durumu ya da onlar için bir koşturmacı içerisinde olabileceğimiz bir zaman dilimi olabileceğini gösterir. Zaten bir kova vurgusu olduğu için gökyüzünde muazzam bir gerilim söz konusu, bir elektriklenme. Hemen böyle bir kıvılcımlanıp alevlenecek durumları, süreçleri aslında zemin getirir. Öte taraftan dediğim gibi hani burada maddiyatla alakalı gerilimler yaşanmaması söz konusu olabilir. Ki gün geneli itibariyle hakikaten şöyle bir etki getirir. Böyle bir mahalle kavgalarında böyle bir anda olaylar çığırından çıkar ya. Yani bu tür görüntülerin çok fazla olmamasını var etrafımızda, çevremizde. Bu yüzden mümkün olduğunca gerilimli ortamlardan uzak kalınması gereken bir zaman dilimi. Duygusal anlamda gerilimlerin tap seviyeye çıkabileceği bir döngüden, süreçten geçebileceğimizi gösteriyor. Mümkün olduğunca böyle bir annelerle gerilimlerden, sürtüşmelerden, tartışmalardan uzak kalsak daha iyi olur bana soracak olursanız. Öteki türlü zaten hani özellikle de hani kız çocuklarla alakalı sorun yaşanabilir. Çünkü Venüs Kirke ile kavuşum derecesine doğru gidiyor. Burada dişil enerjilerde şöyle bir ayrıntı var. Yani çok fazla ben merkezci davranışlar sergileme eğilim içerisinde olabiliriz dişil enerjiler olarak.
müdanası olmayan, dik duruşu olan, asla hani tabiri caizse amiyan tabiriyle eyvallahı olmayan bir duruş sergileme olasılığımız var. Şu andaki süreçte biraz daha eril enerjiler hani annelerinin yanında olma eğilimi içerisinde olabilirler, onlardan destek alma eğilimi içerisinde olabilirler. Biraz daha hani duygusal geçirebilecekleri bir gün geleli olabilir. Arkadaş çevresiyle vakit geçirerek hani kendisini bir egosunu besleme dürtüsüyle hareket edebileceğini gösterir 8 Mart'ta. Ama biraz daha hani dişil figürlerin daha da zaten hani bugün bizim günümüz olduğu için bir o kadar dik bir duruş sergilediğimiz bir gün geleli, hatta bir hafta geneli sürdüreceğimiz gösterir. Sadece önümüzdeki 4 günlük süre zarfı içerisinde 12'sinde Merkür Balık Burcu'na geçecek. Şimdi burada 8'inden sonraki tarihlerde biraz daha gölge tarafını çalıştırmaya başlayacağı için ikili ilişkiler içerisinde muazzam derecede ego çatışmalarından çıkabilecek olan gerilimler söz konusu olabilir. Şimdi yeni ay sürecine doğru gidiyoruz ve yeni ay sürecinin öncesinde istemsizce bitmesi gereken, kapanması gereken konuları, mevzuları bir kere Yüce Yaradan bizim bir karşımıza getirecek demektir. Bunlarla alakalı birer yüzleşme yaşayacağımız anlamına gelir. Kapatması gereken, bitmesi gereken, tamamlanması gereken konular neyse bizim karşımıza getirecektir. O konuyu, o mevzuyu, her neyse kapatmamız gerekiyor ki yeni ay süreciyle birlikte hayatımızda yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç yapabileceğimiz bir dönem, bir sürece doğru bizleri götürsün. Şimdi yeni ay Balık Burcu'nda gerçekleşecek. Burada balık vurgusunu sizler hangi alanınızdan görüyorsanız, burada kendi kişiliğinizle alakalı mı, ikili ilişkilerden yana mı, ya da işte işinizle, kariyerinizle alakalı mı, hani kendi natal haritanız önemli olan, anlatmak istediğim, hangi alandan görürseniz bu etkiyi, bu alanlardan muazzam derecede bir yenilenme, yeni bir sayfa açma durumuna, dürtüsüne, dönemine doğru gittiğimizi gösterir. Diğer taraftan 8'i, 9'u, 10'u, yine 12'sine kadar diyeceğim. Merkür ve Neptün kavuşum derecesinde olacağı için aklımız, zihnimiz, beynimiz muazzam derecede dağınık olacağı anlamına gelir. Kendimizi izah etmekte zorluk, sıkıntı yaşayabiliriz. Konuşurken çok fazla dağılabiliriz, bir türlü odaklanamayabiliriz, hayallerden bahsetmek, rüyalardan bahsetmek, haberci rüyalar görmek, bu dönemlerde çok fazla haberci rüya görülür. Muazzam derecede bir enerji kapısının açıldığı bir zaman dilimidir. Merkür önce Neptün'ün böyle bir kalbinden geçecek, öyle söyleyeyim. Ve ikisinde de balık vurgusu olduğu için ve Neptün zaten yücelendiği bir pozisyonda olduğu için tam anlamıyla böyle bir evren ilahi sistem arasında bir kapı açılacağını gösterir. Enerji akışının çok güçlü olacağını gösterir. Özellikle spiritüel alanda kendisini geliştirmiş olanlar, enerji alanları açık olanlar bu dönemlerde, bu süreçlerde tam anlamıyla bir kanal haline gelirler. Akış çok güçlü olur. Bu sebepten ki bu dönemlerde yani muazzam derecede tarot bakılıyor, evet. Ama böyle bir şey yok. Tam anlamıyla bütün bir kolektife ulaşabildiğiniz bir enerji kanalı ve muazzam derecede güçlü bir enerji akışı söz konusu. Hiç bu kadar hani uzun zamandır ben bu mesleği yapıyorum. Benim bir de psişemle de kavuşumda 8. evde, daha da tehlikeli bir yerde. Tehlikeli de bilmiyorum de iptal. Güzel bir yerde diyelim. Tam hani şu anda tam kanalım ben. Öyle söyleyeyim. Zaten niyetlerimizde hani şey deriz ya, biz aracıyız, vesileyiz. Ben her zaman söylüyorum. Ben aracıyım, ben vesileyim. Yüce Rabbimin yaratmış olduğu bu muazzam ilahi planı, ilahi sistemi insan aklı olarak çözmeye çalışıyoruz. Onun matematiğini çözmeye çalışıyoruz. Ve muazzam bir işleyişe sahip Yüce Rabbinin ilahi planı, ilahi sistemi. Biz sadece aracıyız, vesileyiz. Yüce Rabbim hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. Her şeyin bir sebebi, bir nedeni var. Her şey birbirine muazzam derecede zincirleme, akış halinde bağlı. O yüzden Yüce Rabbin ilahi planını çözdükten sonra tamamen bir yerden sonra teslimiyete geçiyorsunuz. O yüzden her zaman söylüyorum, astroloji ya da tarot bir fal değildir. Altını çizerek söylüyorum. Her ne kadar resmi kurumlarda bu şekilde
ne yazık ki addedilse de hani bu kalıba ya da bu bölüme sokulsa da kesinlikle ve kesinlikle hiçbir alakası yoktur falla. Bir öngörü olduğunu söyleyebiliriz. Nihayetinde astroloji bir ilimdir. Zamanında tıp fakültelerinde zorunlu ders olarak verilmiş bir bilimdir. Ama zamanında bazı bağnazların bunu kötü yönlü kullanmalarından mütevellit sonrasında yasaklanmıştır. Ki bütün yapılmış olan piramitlerin yönleri, döngüleri ya da alınmış olan bütün kayıtlar gökyüzündeki yıldız sistemine göre yapılmıştır, dizayn edilmiştir. Birçok piramitin yönleri Sirius'u hatta işaret eder. Sirius'a dönüktür. O yüzden yani astrolojinin yüzyıllara dayalı bir ilim olduğunu, yine tarotun aynı şekilde yüzyıllara dayalı bir durum olduğunu da bilmenizi istiyorum. Bir enerji okumasıdır tarot. Niyeyse bir açıklama gereği hissettim. Neyse konumuza geri dönüyoruz. Efendim söyleyeyim, 8 Mart itibariyle zaten dediğim gibi yeni ay süreci öncesi olduğu için bu sürecimiz içerisinde muazzam derecede hala o kaçma, uzaklaşma, sorumluluklardan kaçma, yapmamız gerekenlerden kaçma, hatta bu önümüzdeki günlerde doktordan kaçma eğilim içerisinde olabilirsiniz. Birazdan sağlıkla alakalı, sağlık konularıyla alakalı, temizlikle alakalı konular gündem olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki işte bunun için astrolojiyi bilmeye gerek yok. Zaten bayram öncesi, işte Ramazan öncesi zaten temizlik yapılır vesaire. Ama güneş Hayciya ile kavuşum derecesindeyken sağlıkla alakalı, sağlık konularıyla alakalı durumlar çok fazla gündem edilir. Doktorlarla alakalı bazı doktorlar kendisini gösterebilir. Bazı doktorlar hani adını duyurabilir yaptıkları işlerle. Sağlık sektörüyle alakalı ya da işte Sağlık Bakanlığı ile alakalı konular, mevzular gündem olabilir. Burada yapılacak bazı açıklamalar olabilir. Yeni işte nasıl desem size, yeni bazı maddeler, yeni işte yasalar, bunlar açıklama durumu söz konusu olabilir. Böyle bir dönemden, süreçten geçebileceğimiz gösteriyor ve dediğim gibi bunun yanı sıra yine bizde eksik hissettiğimiz, kendimizde eksik, yaralı hissettiğimiz konuları şifalandırma dürtüsüyle hareket edeceğimiz bir zaman dilimi aynı zamanda. Hangi konuda kendinizi eksik hissediyorsunuz, hangi konuda kendinizi yetersiz hissediyorsanız bunların üstüne eğileceğiniz, bunları şifalandırma dürtüsüyle hareket edeceğiniz bir dönemden, süreçten geçebileceğimizi gösterir. Dediğim gibi sağlığımızı ön planda tutarız ve temizlikle alakalı, hijyenle alakalı konular, mevzular çok fazla gündem edilecek demektir. Diğer taraftan şimdi önümüzdeki zaman dilimiyle beraber şöyle 8 Mart'ta tekrar baktığımız zaman buradaki süreçte yine altın çizerek söylemek gerekirse şöyle de bir etki var özellikle gün geneli itibariyle. Negatif işlem yaptırmayı düşünen birileri var ise benden size söylemesi kesinlikle zaten bunun süreçle şeyle alakası yok ama hiçbir şekilde tasvip etmediğim bir durumdur. Ki bunun yanı sıra şu anda Şiron'dan almış olduğu açıdan mütevellit ve Karma Suriye'den almış olduğu açıdan mütevellit. Eğer böyle bir işlem yaptırırsanız karma yaratma olasılığınız ve yarın öbür gün bu durumun kendi hayatınızda yaşarken, deneyimlerken bulma olasılığınızın söz konusu olabileceğini gösterir. Birileriyle alakalı dedikodu yaparsanız, birilerinin arkasından işler çevirecek olursanız bu süreç size geri dönebilir. Sadece sizin hayatınızda, misal veriyorum, birisinin arkasından dedikodu yaptınız diyelim. Aynı şeyi kendi hayatınızda yaşarken bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir de hastalıkla sınanma da var. Ve çok yoğun derecede böyle kendinizi hasta hissediyorsanız, yorgun, bitkin, halsiz hissediyorsanız burada aynı zamanda bir negatif enerji, bir nazar enerjisinin olduğunu gösterir. Bunun farkında, bilincinde olmayabilirsiniz. Ama buradaki hastalıkların asıl sebebinin toplamış olduğunuz negatif enerji yoğunluğundan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Ama bu süreçte en çok deneyimleyeceğimiz, en çok göreceğimiz şey şu. Zamanında birilerine dedikodu yaptıysanız, zamanında birilerini konuştuysanız, kınadıysanız, arkasından iş çevirdiyseniz bunlar açığa çıkabilir.
bunların açığa ortaya çıkmasından mütevellit yara alma, zarar görme durumunuz söz konusu olabilir bu durumdan. Bununla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Birilerinin arkasından iş çevirdiyseniz, kurnazlık yaptıysanız bunların hani karmasıyla yüzleşmek zorunda kalacağınızı ve bu durumdan yara alıp zarar görme olasılığınızın söz konusu olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden tedbirimizden takdir Allah'tan diyelim. Burada beklenmedik yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşanacak gibi görünüyor. Diğer taraftan çünkü almış olduğu açıdan mütevellit, bunun farkına bilincinde olmayabilirsiniz. Böyle bir durum yaşadığınız zaman dönüp önce bir sorun kendinize. Hani ben bir şey mi yaptım? Ben farkında olmadan birinin canımı mı yaktım? Bir şeye mi sebep olduğumda bunu yaşıyorum diye. Böyle bir durumdan, süreçten geçme olasılığınız var. Bir de bu aralar şimdi Baküs'ün retrosuna kaynaklı olarak tam 1 derece Opla zaten Plüton'la kavuşum derecesine varmış durumda. Birçok bunu burada söylememem gerekiyor aslında normalde ama söylemeden de edemeyeceğim. Büyük olasılıkla bu durum, çünkü saklanma, gizlenme durumu söz konusu olabilir. Birçok Allah korusun abi meselesin ama uyuşturucuyla alakalı konularda bununla alakalı patronlar mı desem, mafyatik kişiler mi desem, bunlarla alakalı konular tekrar gündeme gelebilir. Bununla alakalı bir toplum baskısı olabileceğini gösterir. Mesela uyuşturucu kullananlara toplumun bir baskısı olabilir. Aile büyüklerinin bir baskısı olabilir. Bununla alakalı bir yıkım enerjisi getirdiğini gösterir. Eğer geçmişte bir bağımlılığınız varsa bu dönemler çok rahatlıkla bırakabileceğiniz bir dönemden, süreçten geçiyorsunuz. O yüzden eğer böyle bir şeyiniz varsa bağımlılıklarınızdan kurtulabileceğiniz, bağımlılıklarınızı bırakabileceğiniz bir zaman dilimi. Ama bunun yanı sıra da uyuşturucu baskınlarının olabileceği de bir zaman dilimi. Bununla alakalı uğraşanlar vesaire falan varsa bu dönemde, bu süreçte büyük olasılıkla tek tek onlar şu anda yakalanıyorlar zaten. Böyle bir dönemden, süreçten geçiyoruz. Fakat bunu duyurmama olasılıkları var. Çünkü Güneş Uranüs kavuşumunda ister istemez kaçma eğilimi içerisinde olabilecek olanlar çok fazla olabilir. Bu sebepten kaynaklı bunu biraz daha gizli saklı tutma durumları söz konusu gibi görünüyor. Eurodik Satürn kavuşumu, Ikaros'la kavuşumda heyecan, adrenalin verebilecek olan kaçışlar. Böyle bir heyecan arayışı içerisinde olabilirsiniz. Adrenalin arayışı içerisinde olabilecek olanlar olabilir. Burada bir kaçmayla alakalı konular, mevzular gündeme olabilir. Bazı kaçaklar konuşulabilir gibi. Önümüzdeki yeni ay süreci bize oldukça farklı bir döneme, sürece doğru götürecek. Mart ayı zaten bizi bambaşka bir döneme, sürece doğru götürüyor. Ay sonunda yaşayacağımız ay tutulmasıyla beraber ilişkilerle alakalı çok böyle bir sarsıcı bir döneme, sürece doğru gidiyoruz ki bu sarsıcı dönemi, süreci nereden baksanız 2023'ün Haziran'ından beri aslında yaşayıp deneyimliyoruz. Ve o dönemden beri özellikle de öyle bir Temmuz-Ağustos ayı geçirdik ki birçok ilişki ne yazık ki Venüs'ün retrosuyla beraber çok ciddi sarsıntılardan geçti. Eril ve dişilin bu denli karşı karşıya geldiği bir zaman dilimi daha olmamıştır. Ben bu yorumları 2022'deki videolarımda söylüyordum. 2023'te ilişkiler, sağlam bir ilişki kalmayabilir. O denli hepimizi yıpratacak diye. Nitekim akan süreç, geçtiğimiz dönem süreç bize bunu gösteriyor. Bunun bir benzer mimarini de bu ay sonundaki dolunay sürecinde, daha doğrusu ay tutulması sürecinde yaşama durumumuz söz konusu olabilir. Çünkü buradaki ay tutulmasından en çok doğal olarak terazi ve koç aksında gerçekleşeceği için bu dönemden, bu süreçten en çok onlar etkilenecektir. O yüzden
bu süreçler birçoğumuzu, hepimizi etkileyecek tabii ki. Ama en çok da sizleri etkileyeceği zaten aşikar. Bakalım önümüzdeki zaman dilimiyle beraber zaten beklenmedik sürpriz birliktelikler, sürpriz birliktelik teklifleri. Çünkü elin enerjiler muazzam derecede özgüvenli oldukları, böyle bir arayış içinde oldukları bir zaman diliminden geçiyorlar. Bu sebepten etrafınızdan, çevrenizden gördüğünüz ilgiler sizi şaşırtmasın. Ama nacizane tavsiyem, bu süre zarfında hani asıl böyle kadersel döngüde bir araya gelmesi gereken çiftler olmadığı için buradaki hayatınıza almak istediğiniz ya da görüşmeye başladığınız kişiyle aranızdaki kimyayı bilmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu süreç sonrasında istemsizce hani bir bitiş enerjisi yaşama durumu söz konusu olabilir. Sonrasında hani istemsizce ilişki içerisindesiniz de fazlasıyla fedakarlıkta bulunmalısınız söz konusu olabilir. Temkinli, dikkatli ilerlemenizde fayda var. Ve kesinlikle ve kesinlikle nacizane bir tavsiyem. Benim bir kardeş, aileden birisi gibi, ailenizden dostunuz, arkadaşınız, sırdaşınız beni nasıl görüyorsunuz hiç fark etmez. Ama nacizane tavsiyem bana ya da başkasına hiç fark etmeksizin analizinizi yaptırmanızı tavsiye ederim. Yani bunda sinasri ve önemli olan sinasri ve numerolojik sinerji üçgeni muazzam derecede kıymetli ve değerli, hatta devasa haritası. Ki ben ayrıntılı analizlerimde bunların hepsini kullanmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Sadece öyle hani sinasriye bakarak değerlendirme yapmak pek yeterli değil benim nezdimde. Bu benim ilginç bakış açım. Ama ve lakin en doğru yanıtlara ulaşabilmek adına da mümkün olduğunca en ince ayrıntısına kadar analiz ediyorum diyebilirim. Önümüzdeki zaman dilimi, flörtlerle alakalı konuları, mevzuları çok fazla konuşacağız. Küçük bir öksürük arasından sonra ne olur kusura bakmayın. Önümüzdeki zaman dilimi bir kere bir 4 günlük süre zarfı sonrasında zaten Merkür burç değiştirecek. Koç burcuna geçmiş olacak. Koç burcuna geçtiği andan itibaren biraz daha hani böyle bir aklımıza gelenin dilimizin ucunda olduğu bir zaman dilimi yaşayacağımızı gösterir. Konuşmalar esnasında böyle bir çok hırslı konuşmalar yapma eğilimi içerisine girebileceğimizi gösterir. Ama aynı zamanda geleceğimizle alakalı, tekamülümüzle alakalı, karmalarımızla yüzleşeceğimiz, aşkla alakalı konuları mevzuları çok fazla konuşacağımız bir zaman dilimine doğru da bizleri götürecek beraberinde. Buradaki hani göreceği seyir itibariyle bahsetmek gerekirse. Ve önümüzdeki zaman diliminde en çok da konuşacağımız şeylerden bir tanesi flörtler olacak. Burada yeni flörtler, işte tensellikle alakalı konular, bunlarla alakalı konuları çok fazla büyütebiliriz, abartabiliriz. Tenselliğin, cinsellikle alakalı konuların, flörtle alakalı konuların muazzam derecede abartıldığı bir döngüye, sürece doğru gidebiliriz. 17'sine kadar zaten şu andaki süreçte yaşanan flörtleri ya da tensellikle alakalı konuların mevzuları hep böyle bir saklanması, gizlenmesi gereken ilişkiler ya da saklanması, gizlenmesi gereken durumları karşımıza getirecek. Ondan sonraki süreçte de zaten Nisan itibariyle buradaki saklı gizli her şey açığa ortaya çıkacak. O yüzden ona göre davranmanızı tavsiye ederim. Bakalım önümüzdeki zaman dilimi daha bize çok fazla şey getirecek özetle. Ama natal haritalarımız dediğim gibi bu konu, bu dönemler çok önemli, çok elzem. En basit haliyle. O kadar fazla ayrıntı var ki yani işin içine girdiğim zaman bir kere en basitinden şu andaki süreçte Uranüs'ün güney ay düğümüyle, kuzey ay düğümüyle almış olduğu açıdan hani şok edici gelişmeler olabileceğini gösterir. Güneş ve Uranüs arasındaki almış olduğu açıdan ani beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğini gösterir. Çok kadersel ve karmik bir döngüden süreçten geçebileceğimizi gösteriyor. Burada ilahi planın bir hani desteği olduğunu gösterir. Aynı zamanda Mars'tan almış olduğu da bir açı var. Ani beklenmedik gelimler, ani beklenmedik verilen tepkiler, bu tepkilerden sonuç
yani son itibariyle pişmanlık duyma olasılığı söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra geçmişte yapmış olduğumuz bazı adımların, eylemlerin karşılığını alabileceğimiz, gelecekle alakalı konularda atacağımız adımlar önem arz edecek demektir. Yani buradaki sürecimizde biraz evet hani geçmişle alakalı konuları, mevzuları artık tamamen geride bırakıp geleceğe odaklanmaya başladığımız bir zaman diliminden geçiriyor bizleri. Ama bu süreçte biraz daha melankolik olabileceğimiz, biraz daha kendi içimize kapanabileceğimiz, böyle bir hani sorumluluklardan, her şeyden böyle bir kaçma uzaklaşma eğilimi içerisinde davrandığımız bir zaman diliminden de bizleri geçiriyor. Bir taraftan da işte dedikodular, üçüncü kişiler, evlilikle alakalı konular, mevzular, bunların hepsine böyle bir hani karşıt durduğumuz bir dönem süreç ve en genel tabiriyle yinelilemiş oluyorum belki. Kaçıncıya söylüyorum bilmiyorum ama en çok da ne yazık ki yasak ilişkilerin yaşandığı bir dönemden, süreçten geçiriyor bizleri. Ama tabii Venüs ve Mars balık burcuna geçtikleri andan itibaren ilişkilere de bakış açımız değişecek. Yaklaşımlarımız değişecek. Biraz daha böyle bir toparlanma seviyesi diyelim. Her iki tarafına kendisini böyle bir geriye çektiği, biraz daha melankolik enerjilerde, biraz daha empatiyle yaklaşabileceği bir döneme, sürece doğru bizleri götürüyor aslında. En azından şimdiden spoiler niyeti... konuşamadım. Sağ ol Merkür balık. Spoiler niteliğinde açıklamalar yapmak istedim. Şimdi lafı daha fazla döndürüp dolaştırmadan, bu dönem, bu süreç içerisinde elin enerjiler biraz daha böyle bir, dediğim gibi, özgürlüklerine düşkün, biraz daha böyle bir flörtöz enerjilerde olma olasılıkları var. Biraz daha arkadaş çevresiyle vakit geçirmek, zaman geçmek daha özgürlüğüne düşkün bir yapı karakter sergiliyor olabilir. Dikkat çekmek, ilgi çekmek amacıyla bazı hareketlerde, eylemlerde bulunabilir. Bugüne kadar göstermediği kadar cesur hareketlerde, eylemlerde bulunma dürtüsüyle hareket ediyor olabilir. O yüzden bakalım buradaki sürecinde size göstermiş olduğu bir imajı bir tarafa bırakıp perde arkasında sizinle alakalı ne düşünüyor? Niyeti nedir? Yani sizinle alakalı bir işte hareket olur mu, eylem olur mu? Sizinle alakalı ne düşünüyor aklında, zihninde ne var? Bunların hepsini şöyle bir en ince ayrıntısına kadar irdeleyelim. Lafı daha fazla uzatmadan hadi gelin açılımıza başlayalım ve aklımızdaki kişiden bütün cevaplarımızı alalım bakalım. Ve masama hoş geldiniz. Öncelikle bana abone olan, beğeni bırakan, yorum bırakan herkese ama herkese canı yürekten teşekkür ediyorum. Varlığınıza sonsuz sınırsız şükürler olsun. Sizlerin desteği sayesinde daha fazla insana ulaşabiliyor, daha fazla ruha dokunabiliyorum. Yani sizlerin desteği benim için çok çok önemli, çok çok değerli. Allah her birinizden ebeden razı olsun. Şu andaki sürecimizde bu Kadınlar Günü için burada kendi kıymetimizi, değerimizi zaten yazdan beri anlamaya başladığımız, birçok görmediğimiz ayrıntıyı görmeye başladığımız bir döngüden, bir süreçten bizleri geçiriyor. Aslında gerçeklerle yüzleşmeler yaşadığımız ve çok kadersel bir döngüden, süreçten geçtiğimiz bir dönem, süreç yaşatıyor. Ki bu ay sonunda yaşayacağımız ay tutulması da buna istinaden hayatımızda yepyeni bir sayfa, yepyeni bir döngünün açılacağı bir döneme, bir sürece doğru da bizi götürüyor. Yani şey gibi bir dönüm noktası, yani bundan öncesi ve bundan sonrası, tıpkı kılıçası kartında olduğu gibi bir dönüm noktasından, dönüşüm noktasından geçtiğimiz bir zaman dilimi. Şimdi aklınızdaki kişilere odaklanıyoruz. Kendi sorularınıza odaklanabilirsiniz. Burada gördüğünüz herhangi bir kart, herhangi bir nesne, herhangi bir cümle, aklınızdaki soru işaretlerine yanıtlar bulabilmeniz niteliğinde olabileceğini bilmenizi istiyorum. Benim niyetime dahil olabilirsiniz. Burada mümkün olduğunca gelen enerji, yani kolektiften, sistemden, ilahi sistemden gelen enerji doğrultusunda da mümkün olduğunca öğrenebildiğimiz kadarını öğrenmeye çalışacağız, gayret göstereceğiz. Katkım, faydam dokunabilirse tahminimin, tezahürümün ötesinde sonsuz sınırsız şükürler olsun.
Niyet ediyorum. İlahi plandan ve meleklerden, kartlar aracılığıyla bana en doğru, en gerçek, en net bilgilerin akmasına, en doğru sözcüklerle ve cümlelerle enerjilere aracılık edebilmeyi niyet ediyorum. Enerjiniz enerjime karışsın, ruhunuz ruhuma dost olsun. Bu açılım dinleyen, izleyen herkese ama herkese şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Aklınızdaki kişiyle alakalı, bilinçaltı ile hisleriyle alakalı, en derin bilinçaltında, en derin hislerinde, en derin duygu düşüncelerinde, söylemek isteyip söyleyemediği, dile getirmek isteyip getiremediği, bizden sakladığı, gizlediği, bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa her şeye dair en doğru olanı görebilmeyi, en doğru cümlelerle aktarabilmeyi, enerjilere aracılık edebilmeyi niyet ediyorum. Önceliğimiz doğal olarak bir dişil enerji. Dişil enerjiye bir bakalım. Neden? Şimdi liste mesajını görünce bir pekala. Biraz derinlemesine bakmak zorunda kalacağım gibi görünüyor. Bir de el enerjiye soralım bakalım. Biraz spoiler niteliğinde oldu değil mi? Merak uyandırmış olabilirim. Ama enerjinin akışını mümkün olduğunca... Yalnız şu kartın gelmiş olması da bir vardır bir sebebi, bir nedeni. İki tarafın da aynı hissiyat, aynı duygu durumu içerisinde olduğunu gösterir. Bir tane daha rica edeceğim. Tamam. Elli enerjiler dişli enerjiye göre çok daha çekingen bir ruh hali sergiliyorlar. Peki. Şimdi el enerji şöyle bir kenara bırakalım. Önceliğimiz dişil enerjiden başlayalım. Dişil enerjiler, şu andaki sürecinizde suçluluk, pişmanlık duygusu içinde olduğunuz, öfke ve kızgınlık duygusunu beraberinde yaşadığınız bir dönemden, bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Hayır, sen ayrılmıyorsun, ben seni terk ediyorum diyor dişil enerji. Ve senin için ağlamadım, sen tarafından ağlatıldım diyor. Burada da zaten bu pişmanlığın, bu suçluluk hissetmesinin, bu öfkeli, kızgın ruh halinin sebebi, nedenini anlatıyor. Çünkü yalanlara maruz kalmış ve bunun akabinde tamamen el enerjiye sırtını dönmüş olan, kendi yolunda ilerleyen, bak sen tarafından ağlatıldım, bu yüzden öfkeliyim, kızgınım, yalanlarına maruz kaldım, bu sana ayırdığım vakit için, zaman için kendime kızıyorum, suçluluk ve pişmanlık hissetmemin asıl sebebi bu, ben senin tarafından ağlatıldım. Yani burada sebebi, nedeni gayet açık ve net ortada. Ve burada özgürlüğünüze kapaştığınız, özgürlük yolunda ilerlediğiniz bir dönemden, bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Şu andaki sürecinizde biraz yalnızlıkla alakalı bir duygu durumu içerisinde kendinizi hissediyor olabilirsiniz. Sen herkes için çırpınırken ihtiyacın olduğu anda herkes kayboluyor. İyi gün dostlarını arkanda
bırakmalısın. Yalnızlık sahte arkadaşlardan iyidir. Bu dönemde bu süreçte bazı arkadaş çevrenizden birileri sizden uzaklaşmış olabilir. Siz birilerini uzaklaştırmış olabilirsiniz. Ama bu süreçten geçtiğiniz andan itibaren bir şekilde herkesin yalanlarını yakalamaya başladığınız, bu sebepten kaynaklı olarak etrafınıza, çevrenize çizgi çizdiğiniz, kendinizi kendi konfor alanınıza hapsetmiş olabilirsiniz biraz daha. Kendi hayat döngünüze, hayat yolunuza, özgürlüğünüze dair bir döngüden, bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Şimdi Eylül enerjiye baktığımız zamansa Eylül enerjilerde yine destinin mesajında aynı duygu durumunu vermesi bir sebeptir. Eylül enerjinin de bir suçluluk ve pişmanlık duygusu içinde olduğunu gösteriyor. Fakat yine de cesaretini, gücünü toparladığı bir dönemden, bir süreçten geçtiğini gösterir. Biraz gitmeye, biraz kalmaya mecburum diyor. Belki de maziden kalanları ceplerimizden çıkartıp yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Şimdi Eylül enerjinin şöyle bir özgüveni var. Hem karşılıklı bağlılık hem kavuşma kartıyla beraber. Bir kere evet yapmış olduğu, işte söylemiş olduğu yalanlardan pişmanlık duyuyor olabilir. Şu andaki süreçte bu durumu yaşamaktan dolayı bir pişmanlık duyuyor olabilir. Ama şöyle bir özgüveni var. Ben adım attığım zaman hani bir gitmeye bir kalmaya, yani ne gidebiliyorum ne kalabiliyorum. Ne beraber yapabiliyor ne ilişkinin içerisinde kalabiliyor. Ama yine de hani geçmişi geçmişte bırakalım, gel yeni bir başlangıç yapalım. Biz bir araya geldiğimiz zaman bizim aramızda karşılıklı birbirimize çalıştırdığımız bir bağlılık, bağımlılık duygusu var. Her türlü tekrar sizi elde edebileceğine dair, tekrar sizinle bir kavuşma sağlayabileceğine dair bir özgüveni olduğunu gösteriyor. Aşk ve gurur. Gururunuz ve egonuz birlikteliğinize zarar veriyor. İnatlaşmaktan vazgeçin, mantıklı davranın diyor. Eylül enerjiler buradaki süreçlerinde dişil enerjiye karşı gurur, ego, kibir duygusundan uzak kalması gereken bir zaman diliminden geçiyor. Burada çünkü sırf gururu, egosu yüzünden, inatlaşması yüzünden bu ilişkiye yara veren, zarar veren tarafın Eylül enerji olduğunu gayet net bir şekilde gösterdi. Ki hala daha bir gururu var. Bu durumu toparlayabileceğine dair, düzeltebileceğine dair, tekrar kavuşmanın sağlanabileceğine dair bir özgüven çalıştırıyor Eylül enerjiler. Dişil enerji ise şu andaki süreçlerinde tamamen Eylül enerjiye sırtını dönmüş durumda, arkasını dönmüş durumda ve kendi hayat döngüsünde, hayat yolunda ilerlemeye dair bir karar almış gibi görünüyor. Peki. Şimdi hızlı bir şekilde hangi desteği kullansam diye bir kararsızlık yaşadım ama aklımızdaki kişilerin şu anda güncelinde neler var? Kılıçası dedik ve kılıçası kartıyla beraber aklımızdaki kişilerin de kendi hayatlarında miladi bir değişimden, miladi bir dönüşümden geçtiklerini ve etraflarına, çevrelerine karşı muazzam derecede stratejik davranışlarda, eylemlerde bulundukları bir döngüden, bir süreçten geçtiklerini gösterir. Bu dönem içerisinde aklımızdaki kişiler ki belli ki eril enerjiler şu andaki süreçlerinde kaybettiklerine çok fazla odaklanmış durumdalar. Bir kere şunu ifade ediyor. Bir kere şaşırdık mı? Tabii ki hayır diyeceğim. Gündeminde merkez enerjide kılıç beşlisiyle beraber bir, aklımızdaki kişiler, eylül enerjiler etraflarından, çevrelerinden çok fazla etkileniyor olabilirler. Etki altında kalıyor olabilirler. Arkadaş çevrelerine durumu çok farklı şekilde aktarıp, adledip, biraz hani erkeklik egosu deriz ya, yani burada ben erkeğim, kadınım vesaire diye dinlemenizi pek tavsiye etmem ama belli ki hani enerjinin ağırlığından yola çıkarak konuşmak gerekirse, ki hep örneğini veriyorum, ben eril enerjisi yüksek bir dişil enerjiyim. Bu şekilde sizler de kendi hikayenize göre alıp kabule geçmenizi tavsiye ederim. Ama burada aklınızdaki kişiler, özellikle eril enerjisi yüksek kişiler diyelim, kurnazlık yapıyor olabilirler.
şu andaki süreçlerinde etraflarına, çevrelerine olanı olduğu gibi yansıtmadıkları, olduğu gibi aktarmadıkları bir döngüden, bir süreçten geçtiğini gösterir. Sizin aranızda olan olayları farklı şekilde aktarıyor olabilirler. Kendilerini haklı çıkaracak şekilde insanlara aktarıyor olabilirler. Yani bir kurnazlık, bir çakallık yaptıkları bir döngüden, bir süreçten geçtiklerini gösterir. Olanı olduğu gibi yansıtmadığını ifade eder. Burada arkadaş çevresinden çok fazla etkilendiğini, onların eleştirilerinden, onların konuşmalarından çok fazla etkilendiğini ifade ediyor. Bu süreç benim için aslında miladi bir değişim, miladi bir dönüşüm oldu. Stratejik şekilde ilerlemem lazım. Bunun için gerekirse hani kurnazlık yapmam gerekiyorsa kurnazlık yapmam gerekiyor. Hayatımda yerine getirmem gereken umutlarım var, hayallerim var. İşte yerine getirmek istediklerim var. Bunlar için bir çaba, gayret sarf etmem lazım ama bunu nasıl yapacağımı şimdilik araştırıyorum diyor. Yani şu andaki sürecinde herkesi yakından irdelediği, takip ettiği, incelediği bir zaman diliminden geçtiğini gösterir. Kaybettiklerine odaklı olduğu için elindekilerin şu anda kıymetini, değerini bilmeyen bir eril enerji var. Fakat şöyle de bir durum var ki, dişil enerjiye karşı muazzam derecede bir hayranlığı olduğunu, dişil enerjiyle alakalı, dişil enerji kendi hayatında zaten bir denge kurmuş durumda. Arkadaş çevresiyle vakit geçirdiği zaman, geçirdiği bir zaman diliminden geçiyor, görüyorum onu. Ona hayranlığım çok büyük. Girdiği ortamlarda dikkat çeken bir dişil enerji, zeki bir dişil enerji ve sizinle alakalı umutları, hayalleri olduğunu, sizi yakından takip ettiğini, stoklamaya çalıştığını, sizinle alakalı haber alma çabası içerisinde olduğu bir durumdan geçtiğini gösteriyor. Yani burada zekasıyla bir açık bir kapı bulabilirse, burada bir adımda, eylemde bulunabilir ama bunu kurnazlıkla yapabilir. Çünkü şu andaki sürecinde henüz harekete geçmeyen, eyleme geçmeyen bir aklımızdaki kişi var. Peki eril enerji, dişil enerjiyle alakalı ne düşünüyorsun? Söylemeyeceğim dedi. Biraz da biz o zaman zorlarız enerjiyi, öyle söyleyelim. Evet, biraz aklımızdaki kişinin enerjisini zorlayacağız. Şimdi şunu söylüyor. Sizinle alakalı ne düşünüyor dersek de söylemeyeceğim dedi. Hiçbir şey belli etmiyorum. Hiçbir şey belli de etmeyeceğim. Ben şu anda kendimi işte para kazanmaya odakladım, çalışmaya odakladım. Benim bir işte hani sorumluluk sahibi olduğum, yerine getirmem gerekenler var. Hayatımda somut adımlar atmam gerekiyor. Ben sadece güneşli günler yaşamak istiyorum, mutlu günler yaşamak istiyorum. Ama şunun farkındayım, dişil enerji kendisini işine gücüne vermiş durumda. Kendisini para kazanmaya odaklamış durumda. Bense etrafıma, çevreme karşı çok dik, işte kendi işinde, gücünde, kendi amaçlarına, hedeflerine odaklı bir duruş sergiliyorum. Evet, dişil enerjiye karşı somut bir adımda, eylemde bulunacağım ancak bunun için kendi hayatımda halletmem gereken bazı maddi sorunlarım var. Kendi hayatımda halletmem gereken, üstesinden gelmem gereken durumlar var. Bu durumu kesinlikle belli etmiyorum, hiç kimseye belli etmiyorum. Bu konuda çok ketum davrandığını, kendi hayatıyla alakalı bir şeyleri sakladığını, bir şeyleri gizlediğini söylüyor. Bu sebepten kaynaklı biraz zamana ihtiyacım var. Ama elinde sonunda ben zaten dişli enerjiyi takip ediyorum. Tekrar bittiğini düşündüğünüz ilişkinin bile yeniden başlamasıyla alakalı bir durum, bir süreç yaşayabileceğinize dair bir özgüveni var. Şu andaki sürecinde nasıl söylesem, bir taraftan sizi gizli gizli takip ediyor olabilir, çalışırken bile aklı zihni size kayıyor olabilir. Muazzam derecede dişil enerjilerini de aynı şekilde çalışırken bile, durup dururken aklınıza geliyor olabilir aklınızdaki kişiler.
Kendiniz işinize, gücünüze vermişken bir anda aklınızda beliriyor olabilir. Bir anda anılar, hatıralar aklınıza hücum ediyor olabilir. Aklınızdaki kişiyi, eril enerjiyi kendinize döndürebilmek için duaları, ritüellere, dualara sığınmış olabilirsiniz. Yani şu andaki süreçte bu dolunay ve yeni ay süreçlerinin etkisiyle birlikte farkında olmadan dualarınız, niyetleriniz, istekleriniz, dilekleriniz kabul olacağı bir durum yaşayacaksınız gibi görünüyor. Yani önümüzdeki zaman diliminde bir kere Merkür-Güneş kavuşumu yaşanacak zaten. Merkür-Güneş kavuşumu yaşandığı dönemde ve özellikle de Neptün-Merkür kavuşumunda mümkün olduğunca dualarınıza, dileklerinize, niyetlerinize, isteklerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bakın sabır kartıyla şöyle göstereceğim size. Bakın benzerliği görüyorsunuz değil mi? Ay döngülerinin ilişkiniz içerisinde muazzam derecede bir etkisi olduğunu gösterir. Şimdi buradaki sürecin de dediğim gibi hani biraz zorladım. Sizinle alakalı bir kere sizin şu andaki sürecinizde yalnız olduğunuzun farkında ve bilincinde. Arkadaş çevrenizle kutlamalar yaptığınız, arkadaş çevrenizle vakit geçirdiğiniz, zaman geçirdiğinizi hani biraz böyle bir olayları akışa bırakmış olabilirsiniz. Kendinizi böyle bir hiçliğin ortasında gibi hissediyor olabilirsiniz. Ve sabır çalıştırdığınızın farkında. El enerji diyor ki bana koşulsuz güvendi dişil enerji. Hiç kimseye güvenmediği kadar bana güven gösterdi, bana sabretti. Şu andaki sürecinde de bana bu duruma, yaşadığımız bu duruma sabır çalıştırdığını farkındayım. Zamanın geçmesini beklediğini farkındayım ve yalnız olduğunu düşünüyorum. Arkadaş çevresiyle zaman geçiriyor olabilir ama bir şekilde biraz böyle bir sıradan yaşantıya kendimizi verip biraz zaman geçmesini bekleyeceğim. Sonrasında da bir şeyleri bahane ederek böyle bir şaka yolunu harekete, eyleme geçebilirim diyor dişil enerjiye karşı. Peki olası süreçle alakalı düşüncen nedir? Yani dişil enerjiye adım attığın zaman, eyleme geçtiğin zaman eyleme geçmek mi, yanına gideceğim diyor. Ben yanına gideceğim. Yani öyle ya da böyle bir etrafında, çevresinde dolanacağım. Yanına gideceğim. Onun yanında olmak isteyeceğim. Tamam birileri ki geri enerjilerde davranabilirim. Ama burada kendi hayatımdaki sorunları hallettikten sonra bir dişil enerjiyle karşı karşıya gelmek istiyorum. Aramızda görünmez zincirlerle biz birbirimize bağlıyız. Biz birbirimize bağımlıyız. Aramızda koparamadığımız bir zincir var. En başında da söyledi el enerji. Ne bir arada yapabiliyor ne ayrı geçirebiliyor. Dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp sizin yanınıza geldiği bir durumdan, bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi buradaki süreçte sizin yanınıza geldiği zaman sizden ağır laflar, sözler işiteceğinin farkında ve bilincinde. Karşı karşıya geldiğimizde dişil enerji bana sarf edeceği bütün cümleleri, kelimeleri sarf edebilir. Bana en dibi yaşatabilir, en dibi gösterebilir. Eğer bunu yapacak olursa yine kaçma eğilimi içerisinde olabilirim. İşte sen bana bunu yaşattın, şunu yaşattın, şöyle oldu, böyle bitti. İşte sen bana nasıl bunları yaşatırsın vesaire. Hani siz o can haliyle sarf ettiğiniz cümleler, kelimeler, tamam bizim aramızda bir bağlılık, bağımlılık durumu var. Ama karşı karşıya geldiğimizde bana ağır laflar, sözler sarf edebilir, bana endişe yaşatabilir. Eğer bunu yaşatacak olursa kaçma eğilim içerisinde olabilirim. Yani bunun için bir mücadele veririm diyor. Yani uzaklaşmak için ya da bu duruma bir son verebilmek için. Diğer taraftan da hani burada bağlılık duygusuyla da vermiş olduğu bir mücadele olduğunu gösterir. Netice itibariyle burada size ulaşabilmek adına bir çabası, bir gayreti olacak. Evet, dediğim gibi hani bir çırpınışı, bir çabası olabilir. Sizi başkasına tabiri caizse yani tabirle, ay konuşamadım, ne olur kusura bakmayın artık gün boyu konuşmaktan. Naçizane tabirle yani böyle bir
onun yani sizin için evet bir mücadele vermesi gerekiyor ama sizin etrafınızda, çevrenizde başkalarının olabileceğine dair de bir şeyi var, düşüncesi var. Yani sizden en ufak bir ışık görse zaten sonunu düşünmeden böyle bir koşa koşa gelecek, mücadelesini verecek. Ancak burada ağır laflar, sözlerle karşılaşmaktansa hani sanki kaldığınız yerden devam edebilmek gibi. Yani bir, yeter ki bak ben mücadelemi veriyorum ama sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam edelim gibi bir enerji de veriyor. Yani bu konuda biraz böyle bir şeytanlık yapma olasılığı söz konusu olabilir. Ama size karşı ciddi bir bağımlılık çalıştırdığını da söyleyebiliriz. Şimdi dişil enerjinin hayatında şurası o kadar net ki. Dişil enerjiler, duygularınızı tamamen rafa kaldırmış olabilirsiniz. Tamamen mantığınız ön planda davranıyor olabilirsiniz ki olası süreçte sizin hayatınızda hiç beklenmedik şekilde yeni bir aşkın başlangıcı, yeni bir birlikteliğin başlangıcı olacağını, her türlü hayatınızda ilahi adaletin tecellisi niteliğinde yaşayacağınız bir dönem, bir süreç olabileceğini gösteriyor. Siz mantığı ön plana çıkarttıkça duygularınızı harekete geçirebilecek. Ben artık bundan sonrası benim için tamamen mantık devrede. Ben duyguları rafa kaldırdım. Bundan sonra mantığıma, aklıma yatan birliktelikleri hayatıma alırım diye düşündükçe burada hiç beklemediğiniz bir duygusal başlangıç yapabileceğinizi, sevinçten gözyaşları döktürebilecek kadar güzel bir duygusal başlangıç yaşayabileceğinizi ve hayatınızda ilahi adaletin, ilahi planın devrede olmasıyla beraber somut yeni bir başlangıç, yeni bir ilişki başlangıcının yaşanabileceğini vaat ediyor ve buradaki sürecinizde bugüne kadar kendi içinizde hani bunun muhakemesini yapmış olabilirsiniz. Duygularınızı tabiri caizse mezara gömmek deriz ya. Artık benim duygularım öldü. Ben tamamen duygularımı kapattım. Bundan sonra mantık devrede dedikçe duygularınızı yeniden hareketlendirebilecek size muazzam derecede nasıl desem sizi azize formuna götürebilecek bir birlikteliğin hayatınıza gelebileceğini, yeni bir başlangıcın olabileceğini de haberdar ediyor. Bu durumu haberci rüyalarda görebilirsiniz. Rüyalar aracılığıyla bunun şey gelebilir size, haberi gelebilir. Bu kişi karşınıza geldiğinde bunu derinlemesine hissedebilirsiniz. Karşı tarafı olduğu haliyle kabule geçme olasılığınızın söz konusu olabileceğini gösteriyor. Eril enerjiler tarafından baktığımızda ise şöyle bir destek için son olarak Aziz kartı ile beraber burada olası süreçle alakalı bir çözüm arayışı içerisinde olacağını gösterir aklımızda kişilerin. Olası süreçte biz yan yana gelsek zaten her türlü ben bu ilişkiyi şifalandırabilirim. Bir şekilde dişil enerjiyi ikna edebilirim. Aranızda bazı para alışverişleri varsa bunları dengeye getirebilmek adına bir çabaya, gayrete gireceğini, aranızdaki durumu dengeye getirebilmek adına bir çabası olacağını gösteriyor. Fakat olası süreçle alakalı evet çözüm arayışı içerisinde olmam gerektiğini biliyorum. Bu duruma bir şekilde ne yapıp edip olgun bir şekilde yaklaşıp hatamı kabul edip adımda eylemde bulunmam gerektiğini biliyorum. Bu yani olayı denge, aramızdaki durumu dengeye getirmem gereken, o yüzleşmeyi yaşadığımızda her şeyi düzeltebileceğimi kanaat getiriyorum. Bu durumu belli etmiyor olabilirim. Ancak sadece biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Aramızdaki blokajların ya da işte birbirinizi engellemiş olabilirsiniz. Bu engellerin kalkmasını beklediğini ifade ediyor. Bu engeller kalktığında bir eyleme, hamleye geçebilir. Sizinle bir şekilde hani buluşmak, görüşmek isteyebilir. Dışarıda bir buluşma teklif edebilir. Ve bu teklif esnasında da vermesi gereken her neyse burada bununla alakalı bir şekilde bir seçim yapacak gibi görünüyor.
Ama burada ilahi plan, ilahi sistem ona zaten alma verme dengesi nezdinde sizin ona verdiğiniz değeri, kıymeti aynı şekilde verebilmek adına bir geri dönüş sergileyecek demektir. Ancak burada dişil enerjiler çok keskin davranıyor, görünüyor ve sizlerin hayatına yeni birlikteliklerin gelme olasılığını da öngörebilmek mümkün. Manevi yönden güçlenmek, zorlukları aşmak, sıkıntıların sona ermesi, meditasyon ve dua etmek. Burada da bir kez daha dualarınızın ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olabileceğinin altını çizmiş oldu. Cesaretli olmak, adım atmada kararlılık, doğru seçimler yapmak, doğru kararlar almak. Önümüzdeki zaman dilimi gerçekten emin adımlar atabileceğiniz, doğru seçimler yapacağınız, doğru kararlar alacağınız, dualarınızın, niyetlerinizin, isteklerinizin kabul olacağı bir zaman dilimi yaşayacağınızı gösteriyor. Aşk acısı, gideni beklemek, umut etmek, eskiyi unutup yeni yöne bakmak. Şimdi burada evet, aşk acısının derinlemesini yaşayabilirsiniz. İçgüdüsel olarak eril enerjiden bir adım, bir eylem, geleceğine dair bir umudunuz olabilir. Fakat önümüzdeki zaman dilimi dişil enerjileri belli ki eskiyi geride bırakıp yeni bir döngüye, yeni bir sayfaya doğru adım atmanıza sebebiyet verecek gibi görünüyor. Ve dişil enerjilerde muazzam bir değişim dönüşüm olacağını, cazibeniz artabilir, daha fazla dikkat çekmeye başlayabilirsiniz. Çok fazla ilgi görmeye başlayacağınız bir zaman dilimi olabilir. Tensellik anlamında bir cazibenizin artacağını ifade ediyor. Ve son olarak olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş. Ancak o zaman istediğin şeye ulaşacaksın diyor. Belli ki kolektifte çok yoğun bir şekilde negatif enerjiye odaklanmış şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Çok fazla negatife odaklandığınız için de bu bütün negatiflikleri hayatınıza, ilişkinize çekmiş olabilirsiniz. Bunun bilincinde, bunun farkında olur. Ve bilinçaltı olumsuz blokajlarınızı değiştirip dönüştürdüğünüz andan itibaren olaylar tersine dönebilir. Bizim yaptığımız en büyük blokajlardan bir tanesi şudur. Karşı tarafı çok iyi tanıdığımızı düşünerek o bunu yapmaz, o adım atmaz, o yazmaz, o işte iletişime geçmez diye düşündüğünüz sürece buradaki enerjiyi büyütmüş olursunuz. Katı düşünceler ya da sabit düşünceler buraya odaklanmanıza ve buradaki enerjiyi büyütmenize sebebiyet verir. Seslendirdiğiniz, dillendirdiğiniz, odaklandığınız şey nedir? Ya da bilinçaltınıza işlediğiniz şey, o beni aramaz, o bana yazmaz. Bu duygu durumundan ya da bu düşünce tarzından, bu tür söylemlerden tamamen uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Rabbim beni aramasını nasip ettiğin için sana sonsuz sınırsız şükürler olsun. Bana yazmasını nasip ettiğin için sana sonsuz sınırsız şükürler olsun gibi olumlu cümleler ve kelimelerle istediğiniz her şeyi, dua ettiğiniz, niyet ettiğiniz her şeyi hayatınıza çok kolaylıkla, rahatlıkla çekebileceğinizi zaten ilahi sistem vaat ediyor. Siz yeter ki olumlu enerjilerde olun, olumlu düşünceler, kelimeler sarf edin ki olası süreç belli ki size yepyeni bir döngüyü beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Kötü olanları değişip dönüşmek üzere evrene iade ediyorum. İyi olanları aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Oldu, oldu, oldu. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.